Merhaba, Bakış Açısı'na hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye adına sevindirici bir haber gündemdeydi. İsveç'te düzenlenen törenle Nobel Kimya Ödülünü alan bir Türk bilim adamından Profesör Aziz Sancar'dan bahsediyorum. Ancak medya Nobel sahipleri Ekim ayında açıklandığında Sancar'ın bilimsel çalışmalarından çok etnik kökeniyle ilgilendi. Mardin'de doğup büyümüş olan Sancar bu spekülasyonlara "Ben Türk'üm o kadar" diyerek son noktayı koydu. Sancar'ın bu ifadesi PKK terör örgütü tarafından sürekli gündemde tutulmak istenen Türkiye'deki sözde Türk-Kürt ayrımcılığına da bir cevap niteliğinde aslında. Türkiye'de ister Arap, ister Kürt, ister Laz, isterse Türk olsun, herkes bu ülkenin vatandaşı olma manasında Türk olarak anılıyor. Etnik kökeni ne olursa olsun, herkes aynı haklara, aynı özgürlüklere sahip. Sancar'ın bu sözleri de Türkiye'de etnik bir ayrımcılık sorunu olmadığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Sancar'ın ödülünün ardından ortaya çıkan bir gerçek daha var. Nobel Bilim Ödülünü kazanan Müslümanların azlığı. Peki İslam aleminin bugün yetiştirebildiği dünyaca tanınmış bilim adamlarının sayısı neden birkaçı geçmiyor? Müslümanlar bugün bilime neden ciddi anlamda bir katkı sağlayamıyorlar? Ben Kartal Gök'tan Bakış Açısı İslam ve Bilim dosyası başlıyor. Program özetimize bakalım öncelikle. Bugün hangi başlıkları ele alacağız görelim. Din ile bilim çatışır iddiası yanlıştır. İslam bilim ve teknolojiye nasıl yön verdi? İman eden bilim adamları ne diyor? Ve geleceğin teknolojisi kimlerin eseri olacak başlıklarımız. İlk başlığımızla başlıyoruz. İsterseniz önce Müslümanların Nobel tarihine kısaca göz atalım. Nobel ödüllerinin 114 yıllık bir geçmişi var. Bu da toplamda 573 ödül ve bu ödüllerin verildiği 900 kişi demek. Peki Nobel tarihinde bu ödüle layık görülen Müslümanların sayısı sizce kaç dersiniz? Sadece 11. O 11 kişinin 6'sı barış ödülünü almış. Geri kalan 5 Nobel'in ikisi edebiyat, yalnızca 3'ü bilim dalında. Nobelli Müslüman bilim adamlarından ilki Pakistanlı Profesör Abdüssalam. Elektromanyetik etkileşimle elementel parçacıkların zayıf etkileşimini kapsayan kuramı birlikte geliştirdikleri iki batılı bilim adamıyla birlikte 1979 Nobel Fizik Ödülünü paylaştı. İkinci olaraksa Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde fizik ve kimya profesörü olan Mısırlı Ahmet Zeval. Femtokimya üzerine yaptığı çalışmaları nedeniyle 1999 Nobel Kimya Ödülünü kazandı. Ve son olarak 2015 yılı Nobel Kimya Ödülünü Kuzey Carolina Üniversitesi'nde Biyokimya ve Biyofizik bölümünde öğretim üyesi olan Türk Profesör Aziz Sancar aldı. Ödüle layık görülen çalışması pek çoğumuzun farkında olmadığı ama içimizde her an kusursuz bir şekilde işleyen muhteşem bir olayla, DNA'nın onarımıyla ilgili. Günümüz Müslümanlarının yaşadığı coğrafyaya bakarsak, Batı Afrika'dan Uzak Doğu'ya kadar yayılan geniş bir alan karşımıza çıkıyor. Peki bu topraklarda yaşayan ve yaklaşık 2 milyar kadar bir nüfusu bulunan Müslümanlar neden sadece 3 Nobel Bilim Ödülü çıkartabilmiş? Materyalistler işte bu soru karşısında her zaman yaptıkları gibi bir takım propaganda yöntemlerine başvuruyorlar. Bilim karşısındaki yenilgilerini gizleyebilmek için ortaya attıkları iddia din-bilim çatışması. Dinin tarihi boyunca bilime karşı olduğu, bilimin ancak din terk edildiğinde gelişebileceği gibi gerçek dışı hikayeler anlatıyorlar. Halbuki İslam dini akıl ve vicdan dini. İnsan aklı ile Allah'ın bildirdiği gerçekleri görür. Vicdanını kullanarak da gördüklerinden sonuç çıkarır. Örneğin akıl ve vicdan sahibi bir insan evreni ya da herhangi bir canlıyı incelediğinde bunu üstün bir aklın, ilim ve güç sahibinin yarattığını hemen kavrar. Dünyanın tesadüfen oluştuğu gibi bir iddianın ise akıl dışı olduğunu kolaylıkla anlar. Yani aklını ve vicdanını kullanarak düşünen her insan Allah'ın varlığının delillerini tüm açıklığıyla görebilir. Bu nedenle Allah Kur'an'da insanları yaratılış delillerini düşünmeye ve incelemeye çağırır. Allah'ın insanları üzerinde düşünmeye çağırdığı konulardan bazıları ayetlerde şöyle bildiriliyor. Şeytandan Allah'a sığınırız.
İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı? Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı? Göğe nasıl yükseltildi? Dağlara nasıl oturtulup kuruldu? Yere nasıl yayılıp döşendi? Ayetlerde de görüldüğü gibi Allah insanları gökyüzü, hayvanlar, doğum, coğrafya özellikleri gibi konularda araştırma ve inceleme yapmaya çağırıyor. Tüm bu varlıkları incelemenin ve araştırmanın yolları ise zaten bilimin kendisi. Bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler, insanlara yaratılışın sırlarını, Allah'ın sonsuz ilmini, aklını ve gücünü tanıtır. Bilim, Allah'ın kudretini takdir edebilmenin, Allah'ın sanatını görebilmenin bir yolu. Allah bilimin öğrenilmesini ve bilimsel incelemeler, araştırmalar yapılmasını emreder. Bu nedenle de pek çok bilimsel keşif 9. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar dönemin en ileri uygarlığı olan İslam uygarlığının bir ürünü. Şimdi derseniz İslam'da bilim tarihine kısaca bir göz atalım. İslam tarihine baktığımızda Kur'an'la birlikte Orta Doğu coğrafyasına bilimin de girdiğini görürüz. İslam öncesinde Araplar her türlü batıl inanışa ve hurafeye inanan, evren ve doğa hakkında hiçbir gözlem yapmayan bir toplumdu. Ancak İslam'la birlikte bu toplum bilgiye önem verir hale geldi. Kur'an'ın emirlerine uyarak evreni ve doğayı gözlemlemeye başladı. Sadece Araplar değil, İranlılar, Türkler, Kuzey Afrikalılar gibi pek çok toplum İslamiyet'i kabullenmesinin ardından aydınlandı. Allah'ın Kur'an'da insanlara öğrettiği akılcılık ve gözlemcilik özellikle 9. ve 10. yüzyıllarda büyük bir medeniyetin doğmasına yol açtı. Bu dönemde yetişen çok sayıda Müslüman bilim adamı astronomi, matematik, geometri, tıp gibi bilim dallarında çok önemli keşifler gerçekleştirdi. İslam dünyasında yetişen bilim adamlarından Cabir bin Hayyan kimyasal maddeleri 4 grupta toplar. Cabir bin Hayyan'ın bu çalışması modern kimyanın kurucusu olarak bilinen Lavoisier'e öncülük eder. Elkindi, Einstein'dan 1100 yıl önce 800 yılında izafiyet teorisiyle uğraşır. Tıp ve eczacılıkta İbn Sina ve Razi gibi alimler anatomi ve tedavi alanına pek çok yeni bilgi ekler. Özellikle optik alanında 11. yüzyılda İbn Heysem bu bilim dalını tek başına yeniden inşa eder. Harizmi, Hint rakamlarına sıfır rakamını ekleyerek bugün kullandığımız rakamları oluşturur. Trigonometrik bağlantıları bugünkü kullanılan şekliyle formülleştiren el-Battani'dir. Tarihte sibernetiğin kurucusu olma şerefi el-Cezeri'ye aittir. Sibernetik haberleşme, denge kurma ve ayarlama bilimidir. Bu bilim zamanla gelişerek bugün kullandığımız bilgisayarların ortaya çıkmasına imkan tanıdı. Burada can alıcı bir soru çıkıyor karşımıza. Peki Müslümanlar geçmişte son derece görkemli ve köklü medeniyete sahipken bugün bilime neden ciddi anlamda bir katkı sağlayamıyorlar? Bu soruya yanıt aramak için öncelikle Müslümanların bilimde önce olduğu dönemleri inceleyelim. Müslümanları çölün iptidai şartlarından alıp zamanın en üstün bilim ve uygarlık seviyesine ulaştıran şey Kur'an'ın getirdiği yeni bir ahlak ve eğitim anlayışıydı. Kabileler Kur'an ışığında aldıkları ahlaki eğitim ve terbiye sayesinde süratle değişime uğradı. Edindikleri gücü ve maddi imkanları doğru yolda kullandılar. Böylece çok kısa bir sürede baş döndürücü bir hızla ilerleyen Müslümanlar çok güçlü devletler kurarak insanları adalet ve istikrarla tanıştırdılar. Şu bir gerçek ki bir millet kalıcı olabilmek ve kalkınmak için güçlü esaslı temellere ve mükemmel bir ahlaki yapıya muhtaç. İslam kendi toplumuna kazandırdığı güç ve kalıcılığı topla tüfekle sağlamadı. Fikir ve düşünceleri besleyerek işe başladı. Önce düşünceleri doğru yola sevk etti. Topluma adalet, kardeşlik, merhamet ve sevgi ruhu aşıladı. Böyle bir ortamda insanlara bilim sevgisi de aşılandı. Müslüman bilim adamları kendilerini ve yaşadıkları dönemleri sürekli geliştirdiler. Bilgilerinin kaynağı Kur'an'dı. Bilime ve bilimsel gelişmeleri işaret eden Kur'an ayetlerinden kuvvet aldılar. Allah'ın mucizeleri kendilerini hep yeni araştırmalara yönlendirdi. Böylece İslam alimleri İslam biliminin her alanda kendinden önceki sistemlerin önüne geçmesine vesile oldular. Ancak kimi Müslümanlar zamanla gerçek Kur'an ahlakından ayrıldılar. İslam'ın gerçeğinden uzaklaştılar. Günümüz Müslümanlarının yapması gereken de tekrar Kur'an'a sımsıkı sarılmak. Allah'ın emrettiği gibi bilimle uğraşarak büyük bir şevkle yaratılışın delillerini derinlemesine incelemek.
Gördüğümüz gibi bilimselliğin dinden uzak kalmakla oluşacağını zannedenler büyük bir yanılgı içerisindeler. Materyalist ve ateist çevreler her ne kadar çaba gösterseler göstersinler, asıl gerçek şu. Bilime konu olan tüm varlıkları ve sistemleri yaratan Allah. Dolayısıyla dinin ve bilimin samimi ve akılcı olarak uygulandıkları sürece daima uyum içerisinde oldukları çok açık bir gerçek. Bu açık uyumun bir göstergesi de geçmişte ve günümüzde yaşayan, buluşları ile insanlığa önemli hizmetleri dokunmuş, iman eden bilim adamları. Sıradaki başlığımızı hep birlikte görelim. Bilimle uğraşan, evrenin sırlarını açığa çıkarmaya çalışan bir bilim adamı aslında Allah'ın yarattığı sanatı inceler. İşte bu nedenle dinle bilim ayrılmaz bir bütün. Bilim adamı Allah'ın sonsuz gücünü, sanatını, yaratmasındaki benzersizliği ortaya koyan kişi. Bu yüzden sanılanın aksine bilim adamları Allah'ın varlığını, birliğini en çabuk fark edebilen kişiler aslında. Çünkü bilimsel çalışmalarında Allah'ın varlığının delillerine çok yakından şahit oluyorlar. Bu insanlar yaptıkları her incelemede Allah'ın yarattığı mükemmel bir sistem ve kusursuz bir detay ile karşılaşıyorlar. Bu yüzden güçlü bir imana da sahip olabilirler. Allah bir ayetinde bilim adamlarındaki Allah korkusunun ilminin derecesine göre yüksek olduğunu şöyle bildiriyor. Kulları içindeyse Allah'tan ancak alim olanlar içleri titreyerek korkar. Şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır. Örneğin evreni inceleyen bir bilim adamını düşünelim. Kendini bir anda binlerce mucizevi dengeyle karşı karşıya buluyor. Sınırlarını belirlemenin mümkün olmadığı uçsuz bucaksız uzay, uzaydaki milyarlarca galaksi ve bu galaksilerdeki milyarlarca yıldız. Hepsi de büyük bir uyum içerisinde milyarlarca yıldır varlıklarını sürdürüyor. İşte bu kusursuz dengeler ona büyük bir araştırma şevki verir. Bilimsel araştırmalar yapmak ve evrenin sırlarını öğrenmek konusunda son derece istekli ve kararlı olur. Çağımızın en büyük dehası olarak kabul edilen Albert Einstein bir yazısında iman eden bilim adamlarının dinden aldıkları bu ateşleyici gücü bakın şöyle ifade etmiş. Evrenle ilgili dini duygunun bilimsel araştırmaların en güçlü ve en soylu nedeni olduğu kanaatindeyim. Şüphesiz ki bu duyguyu bilimsel zihniyetiyle ilk kuranlar en kuvvetli sezmişlerdi. Evrenin yapısını bilimsel ve akılcı bir şekilde anlamak insana en derin iman duygusu verir. Yıllarca mesai sonunda kavradıkları evren anlayışı Kepler ve Newton'a böyle derin duygular vermiştir. Johannes Kepler, yaratıcının eserlerindeki lezzeti tatmak için bilimle ilgilendiğini söylemiştir. Tarihin en büyük bilim adamlarından biri olan Isaac Newton ise, bilimsel araştırmalarını yapma çabasının ardındaki sebebin Allah'ı bulup tanımak isteği olduğunu ifade etmiştir. Bu sözler dünya tarihinin en önemli bilim adamlarından sadece birkaçına ait. Bu kişiler ve bunlar gibi Allah'ın varlığına iman eden daha yüzlerce bilim adamı var. Tam 5 kez Nobel ödülüne aday gösterilen Dr. Henry Fritz Schaeffer, dünyanın en nitelikli 3. kimyageri olarak kabul edilir. Kendisi Georgia Üniversitesi'nde kimya profesörü ve Kuantum Kimya Merkezi'nin direktörüdür. İnançlı bir bilim adamı olan Schaeffer, bilimsel çalışmalarının amacının Allah'ı tanımak olduğunu şöyle söyledi. Bilimin bir anlam kazandığı ve bana zevk verdiği anlar kendi kendime işte bu Allah'ın yaratması dediğim anlardır. Lazer ışınıyla atomları yakalama metotları geliştirdiği için daha 50 yaşına varmadan Nobel ödülü kazanan günümüz fizikçilerinden William Phillips, inançlı bir bilim adamı. Nobel ödülünü kazandıktan sonra katıldığı bir basın toplantısında bakın şöyle dedi. Allah bize içinde yaşayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz muhteşem bir dünya verdi. Görüldüğü gibi Allah'ın evreni nasıl bir yaratılışla var ettiğini görebilme isteği, tarihte pek çok bilim adamının en büyük motivasyon kaynağı. Çünkü evrenin ve canlıların yaratılmış olduklarını kavrayan bir insan, aynı zamanda bu yaratılışta bir amaç olduğunu da kavrar. Amaç ise beraberinde anlam meydana getirir. Bu anlamı kavrayabilmek, delilleri bulmak, detayları incelemek isteği bilimsel çalışmalara büyük bir güç kazandırır. Ancak evrenin ve canlıların yaratılmış oldukları gerçeği reddedilirse o kişi için bu anlamda ortadan kalkmış olur. Örneğin materyalist felsefe ve Darwinizme inanan bir bilim adamı evrende hiçbir amaç olmadığı, her şeyin kör tesadüfler ürünü olduğu yanılgısına kapılır. Bu durumda onun açısından
evreni ve canlıları araştırmanın da gerçek bir anlamı kalmaz. Allah'a iman etmeyen kimseler imanın getirdiği manevi şevki yaşayamazlar. Belki en başında büyük bir heyecanla başladıkları bilimsel araştırmalar bir süre sonra onlara tek düze ve monoton olaylar olarak görünmeye başlar. Bu zihniyetteki kişilerin hayattaki amaçları geçici olan dünya hayatına yönelik çıkarlardır. Para, makam, şöhret, itibar gibi dünyevi hırslar. Bu kişiler ancak kendilerine bunları kazandıracak çalışmaları yapabilirler. Allah'ın varlığına ve büyüklüğüne iman eden bilim adamları ise dünya yönelik makam, mevki, ün, para gibi hırsları taşımazlar. Bilimsel araştırmalarda gösterdikleri gayret de son derece samimi olur. Allah rızası için iman eden diğer insanlara da fayda verebilme amacını taşırlar. Ve bu konuda bir sınır da tanımazlar. Verebilecekleri en yüksek faydayı sağlamak için, insanlara en güzel şekilde hizmet edebilmek için çalışırlar. Bu samimi çabalarına karşılık olarak da son derece verimli insanlar olurlar. Yaptıkları işlerden her zaman güzel sonuçlar çıkar. Bu açıdan geçmişte olduğu gibi geleceğin teknolojisinin de kimlerin eseri olacağı açıkça ortaya çıkıyor. Allah adına bilime hizmet eden alimlerin yaşadıkları döneme ve sonrasına nasıl rehberlik ettiklerinden bahsetmiştik. Aynı şekilde güçlü bir samimiyetle Kur'an'ın hikmetine sığınan bugünkü bilim adamlarımız da bundan sonraki yüzyılları aydınlatacak gelişmelere Allah'ın izniyle imza atacaklar. Bilgi ve teknolojinin Allah'ın rızasını gözetmek ve ona şükretmek için kullanılması, Hazreti Süleyman devrinde olduğu gibi günümüzde de bu nimetlerin güzelliğini ve sayısını arttıracak. Mehdiyetin bereketiyle altın çağ devrinin gelmesiyle insanlar buna şahit olacaklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla birlikte yaşanacak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kapsamlı olarak tarif etmiş. Bu teknolojik gelişmeler inşallah Hazreti Mehdi'nin dünyanın her yerindeki insanlara ulaşmasına, İslam dinini ve Kur'an ahlakını tebliğ etmesine vesile olacak. Hocamız Sayın Adnan Oktar bir sohbetinde Yüce Allah'ın bilim ve teknolojiyi Hazreti Mehdi'nin emrine verdiğini açıklamıştı. Dünyanın hep bugünlere hazırlandığını, binlerce yıl bilimin çok yavaş geliştiğini ama Hazreti Mehdi devrinde adeta bir başka aleme geçildiğini anlatmıştı. Çünkü ancak yaşadığımız dönemdeki bilimsel imkanlar ve teknolojiyle dünya hakimiyetinin mümkün olacağını söylemişti hocamız. İşte Mehdiyetin bereketiyle altın çağda bilim, teknoloji, iletişim ve tıp alanında çok büyük gelişmeler yaşanacak. Her yeni gelişme tüm insanlığın hizmetine verilecek. Bu şekilde dünyanın dört bir yanında yaşayan insanların hayatları kolaylaşacak. Bilim ve teknolojiyle birlikte giderek hızlanan ve kolaylaşan iletişim ve ulaşım sayesinde bir zamanların milletler arası seyahatleri bir semtten bir diğer semte gitmek kadar kolay olacak. Şu anda da kullanılan cep bilgisayarları sayesinde iletişim en kolay ve en güçlü şekilde anında sağlanabiliyor. Bu ve çok daha gelişmiş sistemlerin emniyet birimleri tarafından sıkça kullanılması sayesinde de suç ve suçlu oranlarında da büyük bir düşüş yaşanacak. Böylece toplumlar daha rahat ve huzur içinde hayatlarını sürdürme imkanına kavuşacaklar. Tıptaki gelişmeler sayesinde insan sağlığı da çok iyi bir düzeye ulaşacak. Herkese sağlık hizmeti verilebilir duruma gelecek. Hücre ve DNA konusundaki araştırmaların artması ve geliştirilmesiyle insanlar daha uzun ömürlü olacaklar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda tıptaki bu gelişmelerin nasıl olacağını bir hadisinde bakın şöyle haber vermiş. Onun zamanında ömürler uzayacaktır. Bütün bunlar sadece Allah'ın nimetlerine şükredilmesi vesilesiyle olacak. Yüce Allah'ın nimetlerine şükredilmesinde bir gevşeklik yaşanmazsa Allah nimetlerini artırmaya devam edecek inşallah. Evet, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yepyeni bir konuyla tekrar bakış açısında görüşmeye dek hoşçakalın.